dövüş sporları kursuna kaydolan öğrencilerin yaş gruplarına göre yüzdelik oranları gösterilmiştir. Bu kursa kayıtlı da 400 öğrenci olduğuna göre bu öğrencilerin yaş gruplarına göre sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi yapmamız gereken 400'ün %15'ini bulmak. 400'ün %15 yani 15 bölü 100 ile çarparsak sıfırlar gider 4 kere 15 60 bulunur. 60 olacaktır. Daha sonra 400'ün %25'ini bulacağız. 400'ü 25 bölü 100 ile çarparsak yine sıfırlar gider 4 kere 25 100 bulunur. Ardından burada 400'ün %40'ını bulduğumuz zaman 40 bölü 100 ile çarpacağız. Sıfırlar gider 4 kere 40 160 bulunur. Yani 160 olacaktır. Yine 400'ün 18-25 yaş grubunu bulabilmek için %20'sine bakacağız. Oran olarak %20 demiş. Şu iki tane sıfır gitti. 4 kere 20 80 olacaktır. Yani doğru cevap C seçeneği. Farklı renkte araç satışı yapılmaktadır. Galerici Temmuz ayı boyunca her araçtan 5'er tane satmış ve sattığı araçlardan toplam 72.000 TL kar elde etmiştir. Elde edilen karın araç renklerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Yani burada 72.000 TL kar var. Galerici araçlardaki kar oranını değiştirmeden Ağustos ayında %20'si kırmızı, %50'si siyah olmak üzere toplam 50 araç daha satmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu galericinin Ağustos ayında sattığı kırmızı, siyah ya da beyaz arabalardan herhangi birine ait karın lira cinsinden değeri değildir? Şimdi biz burada kırmızıyı bulabilmek için 72.000'i 80 bölü 360'a çarparsak, yani sıfırlar gider, 72'yi 36'ya bölsek 2, 2 kere 8 16, 3 tane sıfır yanına eklersek kırmızı arabalardan 16.000 TL kar etmiş oluyor. Siyahlara baktığımızda yine 72.000'i biz burada yani 360'da 70 ile yani açı hesabıyla yaparsak sıfırlar gider. 72 yine 36'ya böldüğümüzde 2, 2 kere 7 14. Geriye kalan 3 tane sıfır da buraya yazarız. Dolayısıyla siyah arabalardan da 14.000 TL kar elde edecek. Burada 16, 14 daha toplam 30 yani 30.000. 72.000'den çıkarırsak geriye 42.000 TL beyaz arabalardan elde ettiği kar kaldı. Yani aslında buradaki beyazdaki açı da 210 derece. Baktığımız zaman aslında 80 dereceye 16.000 geldi. Yani 8'e 16 gelmiş gibi düşünebiliriz. Sonra diyor ki %20'si kırmızı olan 50 araç daha satmış. Yani 50'nin %20'si 10. Dolayısıyla 10 tane daha kırmızı satmış. 5 tane kırmızıyı 16.000'e satıyorsa 10 tane kırmızıyı 32.000 TL'ye satar. Yani ne oldu? Kırmızı arabadan 32.000 TL kazanç elde etti. 32.000 gitti. Ardından %50'si siyahsa 50 aracın %50'si yani yarısı 25 araç olur. 5 tane araçtan 14.000 TL kar elde ettiyse 25 tane araçtan 5 çarpı 14.000 kar elde eder. 5 ile 14.000'i çarptığımızda da 70.000 TL çıkar. Dolayısıyla B de gitti. Ardından burada arkadaşlar beyaz araba ne dedik? 42.000 TL. Şimdi 25 araç 5'e 10 tane de yani 10 tane kırmızı 25 tane siyah toplam 35 geriye 15 araç kaldı elinde. Bu 15 tanesi beyaz 5 tanesi 42.000 ise 15 tanesi 3 çarpı 42.000'dir. 3 ile 42.000'e çarptığımızda da 126.000 TL çıkar. Yani C de gitti. Geriye D seçeneği kaldı. Bir pasta imalathanesinde paketler halinde kullanılan kremaların çeşitlerine göre kaç pastada kullanılacağı tabloda bir gün içinde kullanılacak krema paketlerinin çeşitlerine göre dağılımları ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu imalathanede aynı gün içinde hangi kremalı pasta çeşidi en fazla miktarda yapılmaktadır diye sorulmuş. Baktığımız zaman muzlu 105, kakaolu 65 derece, çilekli 80 derece,
Buraya 110 derece kalıyor. Toplamı 360 olacak olarak düşünürsek. Burada 65, 105 daha 170, 250, 110 derece kaldı 360 olması için. Şimdi bize diyor ki muzluya baktığımız zaman muzlu pastaya 2 tane kullanılacak. Burada direkt 105 dereceyle 2'yi çarptığımızda 210 olacak muzluda. Kakaolda baktığımız zaman 65 dereceyle 3'ü çarptığımızda 180-195 olacak. Sade 110 dereceyle 110 ile 1,5'ü çarptığımızda yani aslında 110'un %150 ile çarpıyormuşuz gibi düşünebiliriz. O da 110'un yarısını eklersek yani 55'e eklersek 165 olacak. Çilekli de yine aynı şekilde burada baktığımız zaman 80 ile 2,5'ü çarptığımızda 200 olacaktır. En fazla olan 210 ile muzlu pasta olacak. Selim bir hafta boyunca 7 tane dersten soru çözmüştür. Aşağıdaki sütun grafiğinde bazı derslerden çözdüğü soru sayıları, daire grafiğinde ise derslere göre çözdüğü soru sayılarının dağılımı gösterilmiş. Buna göre Selim'in bu hafta boyunca Türkçe ve coğrafya derslerinden çözdüğü soru sayıları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada tarih, coğrafya, Türkçe bunların toplamı 120 derece. Geriye 360'tan çıkartırsak 240 derece kalıyor. Bu 240 derecede fizikten 30, kimyadan 80, toplam 110 oldu. Matematikten 40, 150. Yine matematikten, biyolojiden 40, matematikten 90. Toplamda 240 soru çözmüş oluyor. 240 derecede 240 soru çözmüşse demek ki 1 derecede 1 soru çözülüyor. Yani buradan oran orantı da böyle bir anlam geliyor. Türkçe ve coğrafyada toplam 90 derece oluyor bu ikisinin. Açılar toplamı. Dolayısıyla 90 derecede de 90 soru çözmüş olur. Yani cevap C seçeneği.